birlikte oynayalım. Bebe, bak ne kadar güzel de bir kukla. Onunla oynamak ister misin? Merhaba arkadaşlar. Bebe neden ağlıyor? Bebe, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Kendi oyuncaklarıyla oynamak istemiyor. Bu yüzden de ağlıyor. Kendi oyuncaklarınla oynamak istemiyor musun? Peki ne oynamak istiyorsun bebe? Demek kumda oynamak istiyorsun. Ama dışarıda yağmur yağıyor. Evet, haklısın Pepe. Dışarıda oynayamayız. Ama bir şeyler düşünmemiz gerek. Ne yapabiliriz acaba? Benim bir fikrim var. Evet arkadaşlar, bizim top havuzumuz var. Buradan kum havuzu yapabiliriz. Şimdi de kuma ihtiyacımız var. Yaşasın. Bisikletimle kum almaya gidebilirim. Süper fikir Pepe. Seni bekliyoruz. Aferin Pepe. Ne kadar da çok kum getirmişsin. Şimdi havuzumuzu kumla doldurabiliriz. Evet Pepe. Kum havuzumuz gerçekten şahane oldu. Şimdi de sırada kumda oynayabilmek için formları seçmeye geldi. Baksana ne kadar da çok formumuz var burada. Kumdan çiçek mi yapmak istiyorsun Pepe? Haydi yapalım. Aferin bebe. Güzel bir çiçek yaptın. Pepe, sence bebenin çiçeği oldu mu? Haydi hep birlikte bakalım. Çiçek olmadı. Çocuklar, üzülmeyin. Çiçeğin neden olmadığını biliyorum. Çünkü kumumuz kuru. Ve bunun için bize su gerekli. Ben hemen geliyorum. İşte suyu getirdim. Şimdi kuma suyumuzu ekleyebiliriz. Haydi şimdi tekrar deneyelim. Acaba bu sefer çiçek olacak mı? Yaşasın. Çiçek oldu.
Evet, güzel bir çiçek oldu. Aferin bebe, süper oldu. Pepe, haydi seninle de bir tane yapalım. Ben timsah yapmak istiyorum. Demek timsah, iyi bir seçenek. Haydi yapalım. Yaşasın. Timsah da şahane oldu. Evet çocuklar, süper oldu. Şimdi sıra bende. Ben de yapacağım. Ben de kiraz yapmak istiyorum. Haydi birlikte yapalım. Yaşasın. Eti çok güzel gözüküyorsunuz. Evet çocuklar. Her şey çok güzel oldu. Tam da istediğimiz gibi. Bizim bir çiçeğimiz. Bir tane timsahımız. Ve kirazımız var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evde yaptığımız kum havuzu ne kadar da güzel oldu. Değil mi Pepe? Peki ya sen? Kumla oynamayı seviyor musun? Eğer seviyorsan bunu yoruma yaz. Güle güle. Güle güle. Bu sese daha fazla dayanamıyorum artık. Merhaba. Size de merhaba arkadaşlar. Pepe, ne oldu? Bebe neden ağlıyor? Bebe özellikle benim oyuncaklarımı kırıyor. Arabalarımı bozdu. O yüzden ondan saklandım. Oh Pepe, seni gayet iyi anlıyorum. Ama bebe özellikle senin oyuncaklarını kırmaz ki. O daha çok küçük. Ona bu tarz oyuncaklar değil, daha basit oyuncaklar gerekli. Onun küçükler için üretilmiş bu tarz oyuncaklara ihtiyacı var. Al bakalım bebe, sana müzik topu getirdim. Yuhu, işe yarıyor. O daha fazla ağlamıyor. Evet Pepe, haklısın. Top havuzunda oynamak da küçüklerin hoşuna gidiyor. Baksana Pepe, ne kadar da güzel bir havuz. Ve tabii ki de havuzumuza topları ekliyoruz. Oley! Sonunda oyuncaklarımla oynayabilirim. Aa, ama bütün oyuncaklarımın hepsi kırık. Sen sakın endişelenme Pepe. Sana oyuncaklarını tamir etmende yardım edeceğim. Şimdi robotu tamir edelim. Robot hazır. Yaşasın, yaşasın. Teşekkürler Nusret. Süper. Şimdi de demir yolunu tamir etmeye başlayalım.
Ve demiryolu desteğini koymayı unutmayalım. Wow! Şimdi arabaları buradan kaydırabilirim. Sonunda gidiyor. Oley! Ve şimdi tekrardan kayalım. Yuhuu! Nusret, Donnie'yi de tamir edebilir miyiz? Hadi deneyelim. Biri hazır. Şimdi de ikisi hazır. Şimdi de kanadı tamir edelim. Şimdi de bacakları tamir edelim. Yaşasın! Donnie hazır. Teşekkür ederim Nusret. Geriye sadece tamir etmemiz gereken kamyon kaldı. Kamyon hazır. Teşekkür ederim Nusret. Bütün oyuncakların tamir oldu. Yaşasın. Yuhu. Gördüğünüz gibi herkes çok mutlu. Çünkü kendi oyuncaklarıyla oynuyorlar. Peki sen hangi oyuncaklarla oynamayı seviyorsun? Bunu yoruma yaz. Güle güle. Güle güle. Yuhu. Bebe, niye ağlıyorsun? Ne oldu? Canım mı sıkıldı bebe? Eski oyuncaklarından sıkıldın mı? Şimdi senin için bir şeyler düşüneceğim. Bebe, bak senin için ne getirdim. Şimdi şişireceğim ve ne olduğunu göreceksin. Ve sonunda hazır. Havuzumuz hazır. İçine sadece su eklemek kaldı. Oo bebe, kendi oyuncaklarını mı getirdin? Bu çok güzel. Havuz su akıtıyor. Bir sorun olmalı. Sanırım bir yerde delik olmalı. Haydi onu arayalım. İşte problemi bulduk.
Bebe, ağlama lütfen. Şimdi tuk tuk usta ayıracağım ve havuzumuzu tamir edecek. Çok garip. Tuk tuk usta cevap vermiyor. Bebe, ağlama. Ben şimdi tekrardan aramayı deneyeceğim. Hazır. Alo. Tuk tuk usta, yardımına ihtiyacımız var. Hemen gel. Oo Pepe, merhaba. İşimi şimdi bitirdim. Hemen geliyorum. Anlat bakalım Pepe. Problem nedir? Havuzumuzda delik var Tuk Tuk Usta. Baksana. Bunu dert etme Pepe. Hemen tamir ederiz. Benim özel yapıştırıcım var. Her ihtimale karşı bir tane daha yapıştıralım. Şimdi biraz havuzu şişirmemiz gerekir. Şimdi her şey hazır. Havuzu tamir etmesin Tuk Tuk Usta. Çok teşekkür ederiz. Eğer tekrardan yardıma ihtiyacınız olursa beni çekinmeden arayabilirsin Pepe. Güle güle. Artık havuzumuz tamir oldu bebe. Haydi havuza gir. Tamam. Hadi birlikte oynayalım. Pepe. Bebe, hadi buraya gelin. İşte geldik. Ne oldu Okan? Bakın size ne getirdim. Aa, bu da ne böyle? Bunlar doktor aletleri. Şimdi doktorculuk oynayacağız. Yaşasın. Ben doktorculuk oynamayı çok seviyorum. Evet. Ben de seviyorum. Doktorculuk oynamayı sevdiğinize göre bu aletin ne işe yaradığını biliyorsunuzdur herhalde. Ben bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Ben daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bu bir stetoskop. Doktorlar bununla hastaların kalbini ve nefesini dinler. Çok güzelmiş. Peki bunun ne işe yaradığını biliyor musunuz? Ben biliyorum. Bu bir düdük. Ötmüyor. Pepe, bu bir düdük değil. Doktorlar bununla kulağımızın içine bakar. Sanırım bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Derece! Evet, doktorlar dereceyle ateşimizi ölçerler. Şimdi hanginiz doktor, hanginiz hasta olacak? Ben doktor olacağım. Hayır, ben doktor olacağım. Bunun ne olduğunu kim bilirse o doktor olacak. Bilmiyorum. Bu bir
Tansiyon aleti. Önce kolumuza takmalıyız. Daha sonra bu topu sıkıp tansiyon aletini şişirmeliyiz. İşte burada tansiyonumuzu gösteriyor. Pepe, senin tansiyonun mükemmel. Yaşasın. Okan, peki kim doktor olacak? Şimdi bir tekerlemeyle doktorun kim olduğunu belirleyeceğiz. Piti piti karamele sepeti. Doktor sensin bebe. Bütün doktorların kendisine ait üniforması vardır. Giyinmene yardım edeyim bebe. Peki ben kim olacağım Okan? Sen de hasta olacaksın Pepe. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba doktor hanım. Önce hastanın genel kontrollerini yapmalısın bebe. Haklısın Okan. Şimdi ateşini ölçeceğim. Ateşiniz normal. Şimdi de hastanın kalbini dinlemelisin bebe. Nefes alın lütfen. Derin nefes alın. Sırtınızı dönün lütfen. Öksürün lütfen. Mükemmel. Çok sağlıklısınız. Doktorlar aynı zamanda reçete de yazarlar bebe. Şimdi size vitamin yazacağız. Vitaminler sağlığınıza iyi gelir. Buyurun reçeteniz. Çok teşekkür ederim. Bir saniye bekleyin lütfen. Doktor hanım, köpüşe de bakabilir misiniz? Doktorlar hayvanları tedavi edemezler. Hayvanları veterinerler tedavi eder. Köpeklerin hasta olup olmadıklarını burunlarından anlayabiliriz. Eğer köpeklerin burnu kurumuşsa hasta demektir. Ama köpüşün burnu nemli. Köpüş çok sağlıklı. Yaşasın köpüş çok sağlıklı. Köpüşün sağlıklı olmasına ben de çok sevindim. Artık toparlanmalıyız. Bu aletin adı ne? Tansiyon aleti. Doğru. Peki bu ne? Derece. Doğru. Peki bu alet ne işe yarıyor? Doktorlar burunluk kulağımıza bakar. Doğru. Peki bu aletin adı ne? Stetoskop. Doğru. Bütün aletleri öğrendiniz. Sen de doktorculuk oynamayı seviyor musun? Ben çok seviyorum. Güle güle. Hoşça kal.